Çiğnemenin sağlık için önemi. Yediklerimiz yüzünden hastalanmamıza neden olan sebeplerden biri de yeterli çiğnememektir. Esasında, yemeği çiğnemenin, hazım olayından daha büyük gayeleri vardır. Nimetten şükre ve oradan saygıya giden his, çiğneme ile ortaya çıkar. Nitekim, 100 lokma yerine 10 lokma yemeği ama 100 lokma yemeğe ayrılacak zaman kadar çiğnemek şartıyla tercih edilmelidir. Çünkü çiğneme, nimetin tabiatındaki tüm enerjinin açığa çıkarılması işlevidir. Zira birçok gıdanın hazmı ağızda başlar. Karbonhidratlar, organik asitler ve tuzların hazmı, bol enzim içeren tükürükle başlar. Çiğneme aynı zamanda bir tür analiz işlemidir. Ağızda dil ve dişler yardımıyla yemek evrilip çevrilirken ve enzimlerle ayrıştırılırken bir yandan da beynin istediği raporlar hazırlanır. Beyin çiğneme sırasında açığa çıkan verileri esas alarak yemekle ilgili kimyasal bir analiz yapar ve mideye, gelecek olan lokma ile ilgili yeni talimatlar verir. Nitekim bazen bir şeyi görüntüsüne bakıp ağzımıza atarız. Ağızda yapılan kısa bir analiz sonucu, sindirim sistemimiz tarafından istenmeyen bir şey olduğu tespit edilir edilmez beyin ani bir refleksle onu tükürüp atmamızı sağlar. Bir lokma ne kadar iyi ve uzun çiğnenirse, beyin o yemeğin analizini o kadar iyi yapar. Yemekle ilgili elde ettiği detaylı analiz, sindirim sisteminin de en iyi şekilde hazırlanmasını sağlar. Bir lokma en az 16 kez çiğnenmeli. En az 16 defa çiğnenmemiş bir lokma hemen hemen hiç çiğnenmemiş gibidir. Eski hekimler her lokmanın 45 ila 60 kez çiğnenmesini tavsiye eder. Hadi o işin felsefesindedir diyelim, ama lazımdır ki her lokma çiğnenerek kimus haline gelsin. Yenilen lokmanın ağızdaki mus boza kıvamı, haline gelmesi, aldığımız besinin mahiyetine göre en az 16 ve 45 arası çiğneme ile mümkün olabiliyor. Çiğneme, sadece hazma hazırlık veya hazmı kolaylaştırmakta değildir. Aynı zamanda vücudun sağlığına katkı yapmaktır. Akupunkturcuların iyi bildiği gibi her diş kökünde en az 2 akupunktur noktası vardır. Çiğneme sırasında dişlere yapılan baskı diş tarafından olduğu gibi o noktalara yansıtılır. Bu noktaların her biri vücudun bir organını doğrudan uyarır. Nitekim insanda acı yükseldiği zaman insan dişlerini şiddetle sıkar. Böylece o akupunktur noktalarına çok yüksek oranlı bir baskı uygulayarak vücudun dayanma gücünü arttırır. Ayrıca ağzımızın içinde, bedenin enerji kaynaklarıyla doğrudan bağlantılı acil kanallar mevcuttur. Acil durumlarda dil altı hapının kullanılması mantığı da bu düzeneğin varlığı sayesindedir. Aynı şekilde, çiğneme esnasında besinlerden ayrılan enerji, bu akupunktur noktalan sayesinde vücudun genel enerji dolaşımına karışır. İnsanın ağzına attığı bir yiyecekten ferahlık duyması, daha hazım olayına girmeden insana ferahlık vermesi ağızda açığa çıkan enerjinin akupunktur noktaları sayesinde hemen vücudun genel enerji akımına katılması sebebiyledir. Midemizin dişleri yoktur. Yemeği, küçük lokmalar ve küçük yudumlarla almak ve yeterince çiğnemek çok önemlidir. Alınan yiyecekler yeterince çiğnenmedi mi sindirim süreci daha baştan sekteye uğradı demektir. Midemizin dişlerinin olmadığını unutmayalım. Çiğnenmeden alınan gıdanın yükü, mideye düşecek, o da bu eksiği telafi edemediği takdirde karaciğere ağır yük binecek. Onun, kan içinde tanımlayamadığı maddeleri stokladığı depoda yer kalmamışsa olduğu gibi vücuda salacak ve böylece vücutta hastalık çanları çalmaya başlayacak. Çiğnemenin yeterli yapılmasının bir diğer pratik faydası da az yemektir. Lokmaları yeterince çiğneyen insan, ağızdan vücuda akan enerji sayesinde yemeğin sağlayacağı enerjiden çok erken yararlanır. Çiğneme, besinlerdeki tüm enerjinin açığa çıkmasını sağladığı için asıl problem olan çok yeme hissinden de insanı kurtarır. Doyma hissi midemizin dolması ile ilgili değil, besinlerin ağızda tutulma süresi ile ilgilidir ve sanıldığının aksine mideden değil, beyinden gelen bir sinyal doyma hissini verir. Bu doyma hissinin verilmesinde, besinin ağızda kalacağı süre çok mühimdir. Bir besin ağızda ne kadar uzun tutuluyorsa beyin de doyma hissine o kadar hızlı ulaşıyor ve kişi böylece daha az yiyor. Hızlı yiyen ve yeterince çiğnemeyen insan çok yemeye mecbur olur.
Çünkü vücut, besinlerdeki enerjiyi bu akupunktur noktalan vasıtasıyla almayı başaramaz, sadece kimyasal bağlantıları çözme işlemi sonucunda açığa çıkan enerjiden yararlanabilir. O da besinin 1/3'sinin boşa gitmesi demektir. Mide, iyice parçalanmamış kütle ve parça halinde gelen yiyecekleri hazmedemez, çürütür. Mide öğütme yeri değildir. Midenin dişleri yoktur. Öğütme dişlerin işidir ve onu da bol enzim içeren tükürük sayesinde yapar. Mide onu alır ve enzimlerle, salgılarla, bağırsakta emilecek kıvama getirir. O yüzden mide, kütle halinde gelen şeyleri hazmedemez ve çürütür. Bu açıdan sıcak ekmek mutlaka çok çok iyi çiğnenmelidir. Çok iyi çiğnenmezse hamur kütlesi halinde mideye iner. Bu, özellikle 0-0 grupları için tam bir beladır. Hele bir de içine ne katıldığı belli olmayan beyaz undan yapılmışsa. Bela dememin sebebi, o kütlenin olduğu gibi çürüyüp aside dönüşeceğindendir. Çünkü midenin hazmedemediği için çürüttüğü gıda kadar bedene zarar veren ve hastalık yapan başka bir faktör yoktur. Vücuttaki yalancı savaş. A grupları için de iyi çiğnenmemiş et parçaları beladır. Zaten kırmızı eti eritecek enzimleri olmayan A gruplan bir de eti iyice çiğneyip ağızda ilk hazmı sağlamadan yiyorlarsa, al sana kolesterol, al sana trigliserit, gut, tansiyon, migren. Çünkü midede sindirilemediği için çürüyen besinler o haliyle bağırsaklara salınır. Orada da çürüme devam eder. Bu çürümeden dolayı emme kabiliyeti zarar gören tüycükler, gıdalarla birlikte zararlı parçacıkları da salıverirler. Kanda leozit oranı artar. Kanda leozit oranı artınca, vücut da yabancı düşmanlara karşı kendini savunmak için harekete geçer. Vücutta sürekli bir yalancı savaş yaşanır ve sonunda sindirim sisteminin savunma mekanizmaları çöker. Özellikle atıştırma alışkanlığı olan ve abur cubur yiyenlerde mide fesadı sık görülür. Mide fesadıyla hastaneye kaldırılan kişinin kanında leozit oranının yükseldiği gözlemlenir. Kanda leozit gören bir doktor, ilk olarak enfeksiyondan şüphelenir. Oysa sebep daha basittir. Bağırsaklardaki emilim süzgeçlerinin bozulmuş olması. İyi çiğnenmemiş ve bu şekilde mideye gönderilmiş bir besinin burada çürütülüp bağırsaklara salıverilmesinin ne tür sonuçlar doğurduğunu insan bilse, inanın her lokmayı 30-40 kere çiğnemeden yutmazdı. Meyve ve sebzelerin hazmı nispeten kolaydır. Gerçi onları da iyi çiğnemekte yarar var. Bugün, raw food denilen bir beslenme yöntemi var ki tamamen, çiğ besin tüketimini, temelde sebze ve meyve yemeği esas alır. Çünkü çiğ yemeklerde güneş enerjisi olduğu gibi durmaktadır. Pişirilen sebze ve meyve, içindeki yararlı öz ve enerjinin %65'ini salıveriyor. Pişirme süresi arttıkça bu oran daha da artar. Hatta bazı durumlarda çok pişirilmiş bir sebzeyi yememek, yemekten daha iyidir. Çünkü içinde ancak enzimlerle parçalanacak kimyasallardan başka bir şey kalmamıştır. Bağırsaklarımızdaki işçiler, midedeki sindirim süreci daha kısa olsa da sebze ve meyveler de dahil genel anlamda alınan besinleri iyi çiğnemek gerekir. Ayrıca sebze ve meyvelerdeki lifler, bağırsak florasının güçlendirilmesi açısından çok faydalıdır. Bağırsak florası demişken, anlatış tarzım size biraz fantastik gelebilir belki ama şunu da ifade etmeliyim. İnsanın bağırsaklarında sindirim hizmetlerine yardımcı olmak için 200 çeşit işçi çalışıyor. İşte oradaki popülasyon çeşitliliğine tıp dilinde, vücut veya bağırsak florası, deniliyor. Bu biyotik yaratıklar, güya orada yaşar ve hayatlarını sürdürürler ama aynı zamanda yenilen içilen besinlerin vücut tarafından kullanılabilir hale getirilmesine ciddi katkı sağlarlar. Midenin çürüterek bağırsaklara gönderdiği yiyecekler maalesef o yaratıklara da büyük zararlar vermektedir. Yukarıdan beri dile getirdiğimiz yanlış beslenme ve bunun sonucu olan yanlış sindirimle, bağırsaklarımızda da her seferinde büyük bir katliam yaşanmaktadır. Bu katliamın en büyüğü ise antibiyotiklerle gerçekleştirilir. Kitabımızın baş tarafında savunma sistemlerinden söz ederken bağırsaktaki bakterilerden de söz etmiştik. İşte çocukluğumuzdan itibaren bağırsaklarımızda oluşan ve sürekli orada yaşamaya başlayan bakteriler, zamanla bizim bağırsak floramızı meydana getirirler. Bu floranın mahiyeti de kişiden kişiye değişir.
Nitekim o yüzdendir ki aynı kan grubundan oldukları halde, bir gıda birine fayda verir, ötekine tam vermez. Evet, hepimizin bağırsaklarında en az 200 çeşit bakteri yaşamaktadır ki ben bunlara, sigortasız hizmetkarlarınız, diyorum. İşte çürütülerek baraklara gönderilen yiyeceklerden, bu mikro dünyanın mensupları da nasiplerini alıyor ve kitle halinde ölüyorlar. Onlar öldüğünde ve tüyler de asitten yandığında artık beden için hazımsızlık bir problem haline geliyor. O florayı yeniden yeşertmek, o bakterileri yeniden çoğaltmak için meyve ve sebze lifleri çok mühimdir. Ve tabi bir iki diş sarımsak yutmayı adet edinmekte. Bağırsak florasını en hızlı ve etkili düzelten besinlerin başında hurma ve sarımsak gelmektedir. Hurmanın dış yüzeyindeki doğal bakterileri mide florası ile çok benzer bir yapı arz ettiği için hurmayı, yıkamadan yemek oldukça gerekiyor. Florası zedelenmiş bağırsakları en hızlı şekilde tedavi eden bir diğer yöntem ise her gün sabah akşam 3-5 diş sarımsak yutmaktır. Sarımsak hapı filan değil, doğrudan sarımsak yutmak. Sadece kabuğunu soyarak, ezmeden, parçalamadan yutulan bu sarımsak dişleri, antibiyotik kullanımı ve beslenme kaynaklı bağırsak arazlarını en etkili ve en kestirme yoldan gideren tedavi yöntemidir. İyi çiğnemenin yararları. Yemeği iyi çiğneyen, az çiğneyene göre daha az yer içer. Çünkü yediği yemeğin enerjisini eksiksiz kullanmış olur. Karışık yemekten kaynaklanan zararlar azalır. Hazım süreci kısalır. Mide, pankreas, karaciğer ve bağırsakların işi kolaylaşır. Başta insülin olmak üzere çok daha az enzim harcanır. Unutmayın, vücut enerjisinin en çoğunu %30-40'ını hazım yapmak için harcar. Enzim üretimi vücut için hayati öneme sahiptir. Vücut en kıymetli maddelerini enzim üretmek için harcar. Çünkü en zor onu üretir. Çiğneme. Mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, bağışıklık sistemi, diyabet, tümör, kanser, alerji, diş çürümesi, sinir ve ruh hastalıklarından korunmak için de ilk ve en önemli işlevlerden biridir. Var olan hastalıklar hafifler. İyi çiğnemeyi alışkanlık haline getiren ve bunu disiplinli bir şekilde sürdüren insan, şişmanlıktan da kurtulur. Zamanla kendi doğal ağırlığına kavuşur. Ruhsal rahatsızlıklar, alışkanlıklar, tiryakilikler ve benzeri hallerin, yemeği iyi çiğnemeyenlerde, çiğneyenlere oranla daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir. Geleneksel tıbbın büyük üstatları, uyuşturucu, sigara, alkol bağımlılığı gibi eğilimlerin altında iyi çiğnememekten kaynaklanan açlığın yattığını, psikolojik rahatsızlıkların temelinde de iyi çiğnememe realitesinin yattığında hemfikirdir. İyi çiğnenmemiş yemek, karaciğer, dalak, safra ve kalbe büyük bir ağırlık yükler. Bu merkezler de o tür hastalıkların kaynağıdır zaten. Çünkü bu organların durumu ruhsal dengeyi doğrudan etkiliyor. Çoğu insanın sini sandığı birçok hastalığın ağır kan deveranından kaynaklandığını eski tabipler sık sık vurgulamışlardır. İyi çiğneme sağlığın temelidir. İyi çiğneme ile kötü bir besinin zararlarından kurtulmak dahi mümkündür. Hatta birçok İslam tıp alimi, sadece iyi çiğnemekle, hazımsızlık, yüksek kan şekeri, mide, bağırsak, karaciğer, dalak rahatsızlıklarından kurtulmanın mümkün olduğunu ifade etmişlerdir. Mehmet Ali Bulut, Can Boğaz'dan Çıkar kitabı.